Dostlar merhaba. Yeni bir Sazan Hamuru videosu ile tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü Sazan Hamuru'muz %100 doğal bitkisel ürünlerden buğday ağırlıklı bir hamur olacak. Bakın esmer unumuz, normal unumuz karışık. İki çeşit haşlanmış buğdayımız vardı. Aktarda bulduğum bunlar. Ve yarma. Yarmayı hemen haşladım. Buğdayları da hemen suya bastıracağım ıslansınlar. Ondan sonra hamurun içine ekleyeceğim onları da dostlar. Evet, yavaş yavaş adım adım neler var, hangi malzemeler var, bunların hepsini size açıklayacağım. Liste olarak da vereceğim arkadaşlar. Yapım aşamasında tek tek göreceksiniz. Yani önce bunların suda bekletilmesi, yumuşaması, bulgurun dövmenin diyelim, dövmenin ve buğdayların. Dostlar, yarım kilo esmer un, yarım kilo beyaz un, yarımşar kilo haşlanmış buğday ve yarım kilo da dövmeyi hepsini aynı kaba boşalttım ve biraz su ilave ettim yumuşamaları için ve bekleyeceğim. Bunların özellikle buğdayların yumuşamasını. 10 numara hamur olacak. Aroma yok. Aroma koymayacağız. Çünkü bunun kendi çok güzel bir aroması var arkadaşlar. Buğdayın çok güzel bir aroması ve Sazan buna bayılıyor. Evet arkadaşlar, kabımızı değiştirdik. Çünkü buğdaylarımız şişmeye başladı. Bakın şimdiden sertleşmeye başladı. Şimdi diğer katkı maddelerimizi sanırım önce neler kullandığımızı hatırlıyorsunuzdur. Esmer un, beyaz un, dövme, beyaz buğday ve sarı buğday haşlanmış. Onları ıslattık. Bakın bu hale geldi. Şimdi diğer koymamız gereken katkı maddelerini koyacağız. Bir bardak ayçiçek yağı arkadaşlar. Bu olmazsa olmazımız. Ve bol miktarda yumurta. Çünkü harcımızın çimentosu yumurta arkadaşlar. Doğal. Bakın kendi kokusuyla. Evet. 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 7. yumurtamız. Hadi bir de benden olsun. Evet. Şimdi geldik son koyacağımız ürüne. Çünkü mısırla da avlanacağız yarın. Mısır ve boylu ile yemimiz olacak. Mısır aromasını da koymamız gerekiyor içerisine ki hafiften alsın Sazan kardeşlerimiz mısırın kokusunu. Evet, en ucuz bulabildiğim vallahi maalesef mısırın Migros'un bu mısırı fena da değilmiş yani mısırı. Suyuyla birlikte. Evet, artık geldik karma işlerimize. Yavaş yavaş bunu iyice karacağız arkadaşlar. Yedire 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 ve müthiş bir hamur olacak bu. Yani buna gelmeyecek Sazan ben tanımıyorum. Çünkü daha önceden denedik arkadaşlar. Müthiş iş yapıyor. Özellikle
baraj göllerinde. Ve yayda uzun süre kalması da biraz bizim için önemli. Çünkü hemen dağıldığında 10-15 dakikada bir sürekli yemlemek insanı gerçekten çok yoruyor. Onun için ne kadar çok yumurta o kadar çok vakit, zaman. Evet, fazla cıvıdıysa ne yapacağız? Un takviyesiyle hamurumuzu yavaş yavaş sertleştireceğiz. O çekecek zaten. Daha çekecek arkadaşlar. Çünkü içindeki buğday özü olduğu için müthiş çekecek bunları. Kurutacak. Birazdan görürsünüz. Son halini mi gösterilmez arkadaşlar. Vaktinizi fazla da almayayım. Ben karmaya devam edeyim. Bu şekilde sonra görüşürüz. Hamuru yoğurdukça özleşiyor. Özleştikçe de küspeye dönüyor. İnanın var ya, zam gibi, yapışkan gibi çok güzel bir hamur oluyor. Biraz daha karacağım arkadaşlar. Yarım saattir karıyorum. Evet dostlar. Hamurumuz 10 numara oldu. Muhteşem. Muhteşem. Tam istediğim gibi. Kıvam mükemmel. Görüyorsunuz mısır parçalarını üstte. Dikkatli bakarsanız buğday tanelerini de göreceksiniz. Yani gel diyor sana. Nerede olursan ol yine gel. Bin defa tövbe etmiş olsan da hamura gel diyor. Gel gel. O perizini bozduracağım sana diyor. Hamurumuz. Evet dostlar. Gerçekten 10 numara oldu. 10 numara. Mükemmel. Evet, ben yerli takım kullanacağım. Yerli takım ve boyli. Kırmızı rengi seçtim boylilerden. Kontrast olsun diye ve dikkat çeksin diye. Yani bayılacak. Boylumuzda mısır aromalı. Mükemmel bir kombin oldu. Bekleyin beni sazanlar. Ha, aynı zamanda diğer yerli takımlarda da mısırla olanacağız arkadaşlar.